Yap Yap Kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün size soğuk havalarda çok işinize yarayacak tam 4 farklı püf noktası göstereceğim. Kışın bunlar sizin çok işinize yarayacak. Göreceksiniz. Hepsini tek tek görelim bakalım neler göreceğiz. İlk ipucumuz elimizde eldiven varken cep telefonu kullanmakla ilgili biliyorsunuz. Eldiven taktığımızda kışın elimize eldiven taktığımızda telefonu kullanamayız. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz telefon hiçbir şekilde parmağımı algılamıyor. Kilidini açamıyorum dokunmatik bölümünden. Peki bunun için ne yapmak lazım arkadaşlar? İhtiyacımız olan şey iletken iplik. Bu iletken ipliği internette bulabilirsiniz alışveriş sitelerinde. İletken iplik yazdığımızda direkt karşımıza çıkıyor. Bir iğne yardım yardımıyla şöyle eldivenin kullanacağımız işaret parmağının olduğu yere en uca, en ucuna olabildiği kadar ucunu bu iple şu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Evet güzelce dikeceğim şimdi. Eldiveni diktim iletken iple görüyorsunuz parmak ucunda siyah bir bölüm oldu. Şimdi bakalım deneyelim bu iletken iplik gerçekten işe yarıyor mu? Evet, eldiveni elime geçirdim. Şimdi telefonu alıyorum ve şöyle çekiştiriyorum. Evet, görüyorsunuz şu anda telefonu yönetebiliyorum. Oldukça verimli bir şekilde eldivenin ucundaki iletken iplik yardımıyla çalışıyor. Sıradaki ipucumuz sıcak su torbasına müthiş bir alternatif arkadaşlar. Gerekli malzemeler bir çorap, pirinç, huni, iplik, makas ve mikro dalga fırın. Öncelikle arkadaşlar şöyle huniyi çoraba geçiriyorum ve içine pirinç dolduruyorum. Bolca dolduracağım. Bence ben bunu hunisiz daha kolay dolduracağım. Evet, pirinç görüyorsunuz burada toplandı. Şimdi bunun ağzını bu iplik yardımıyla bağlayacağım. Sıcak su torbamız neredeyse hazır. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey bu hazırladığım çorabı mikrodalga fırının içine koyuyorum. Ve yaklaşık 1,5-2 dakika ısıtıyorum. Az sonra sıcak su torbasının yerine kullanacağımız alternatif sıcak pirinç torbası hazır olacak arkadaşlar. 10-15 saniyesi kaldı derken bitti. Evet. Evet bakıyorum. Oldukça güzel. Tam kıvamında. Kış aylarında Soğuk yatağınızda bunu ayağınıza koyabilirsiniz. Karın ağrısı duyduğunuzda karnınıza koyabilirsiniz. Bel ağrısı durumunda belinize koyabilirsiniz. Oldukça güzel şu anda sıcaklığı çok iyi. Tam bir sıcak su torbası kıvamında sıcak pirinç çorabı yaptık bizde. Yağmurda ayaklarımızın ıslanmaması için ne yapmamız lazım? Biliyorsunuz arkadaşlar yağmurda ayakkabı giydiğimizde ayakkabı suyu emer ve ayaklarımız ıslanır. Bunun için gerekli tek malzeme arkadaşlar kilitli torba. Bunu marketlerde bulabilirsiniz. Değişik boylarda satılıyor. Yüzlü paketler halinde. Bunu bu şekilde ayağımıza geçiriyoruz. Çorabın üzerine bunu geçiriyoruz bu şekilde. Daha sonra ayağımızı ayakkabıya geçiriyoruz. Ayakkabı ne kadar su emerse emsin bu naylon bu suyun ayağımıza temasına engel olacak. Evet, daha sonra buradaki kilitlerini de kapatıp Biliyorsunuz kilitli torba demiştim. Bu kilidi de kapatıp tam bir çorap gibi kullanabilirsiniz. Oldukça güzel bir püf noktası. Ayaklarımız kesinlikle ıslanmıyor. Peki diyelim ki kilitli torba koymayı unuttuk ve ayaklarımız, ayakkabımız ıslandı. Ayakkabımızın acilen kuruması gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Bunun için ise gerekli olan tek malzeme gazete. Evet arkadaşlar gazeteden yaprağı alıyorum top haline getirip ayakkabının içine sıkıştırıyorum. İyice sıkıştırıyorum ki evet gördüğünüz gibi iki tane gazete sayfasıyla ayakkabının içini doldurdum. Islak ayakkabının içindeki nemi bu gazete parçaları emecek ve ayaklarımız, ayakkabılarımız en kısa sürede kuruyacak arkadaşlar. Birbirinden farklı dört tane püf noktası gördük arkadaşlar. Hepsi kışın çok işinize yarayacak eminim. Bu arada arkadaşlar eğer izlemediyseniz tam şuradaki linki tıklayarak kola kutusundan nasıl kamp ocağı yapılır adlı videomu izleyebilirsiniz. O da çok enteresan bir videoydu. İlginizi çekecektir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.